Amerika Birleşik Devletleri'nde hizmet piyama endeksi Ocak'ta 1 puana yakın yükselerek 58.3 oldu. Beklenti 57.4'tü. Birleşik piyamayda 58'den 58.7'ye revize oldu. ADP verilerine göre Amerika'da Ocak ayında özel sektör istihdam artışı 174 bin kişi olarak kaydedildi. Beklenti 50 bindi. Aralık verisi ise 78 bin azalıştan 123 bin azalışa revize oldu. Euro bölgesinde enflasyon Ocak'ta yıllık bazda %0.9'da 6 ayda ilk kez artarken çekirdek enflasyon yıllık %1.4'te 2015'ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Euro bölgesinde üretici fiyatları Ocak'ta aylık %0.8 artarken yıllık %1.1 düştü. Euro bölgesinde hizmet piyama endeksi Ocak'ta hafif yükselerek 45.4 olsa da 50 eşik değerinin altında kaldı ve sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti. Almanya'da hizmet PMI 46.8'den 46.7'ye düştü. Ocak'ta Euro bölgesinde bileşik PMI 47.8, Almanya'da 50.8 oldu. İtalya'da Cumhurbaşkanı Mattarella hükümeti kurma görevini Avrupa Merkez Bankası'nın eski başkanı Mario Draghi'ye verdi. İtalya Lig Partisi lideri Salvini, sağ muhalefet birlik halinde mevcut ortamda doğru yol erken seçim ancak Draghi'nin yapacak teklifi dinleyeceğiz dedi. Çin'de özel sektör hizmet piyama endeksi Ocak'ta 4.3 puan düşerek 52'ye geriledi. Beklenti 55.5'tu. Hizmet sektöründeki sert gerileme ile bileşik piyama 55.8'den 52.2'ye geldi. Türkiye'de enflasyon Ocak'ta %1.68'de beklentinin üzerinde artarken yıllık enflasyon %15'e dayandı. Çekirdek enflasyon yıllık %15.5 oldu. Yılın ilk ayında yurt içi üretici fiyatlarındaki artış aylık %2.6, yıllık %26.1 oldu. Enflasyon sepetinde yapılan güncellemede ise gıdanın ağırlığı %22.7'den 25.9'a yükseldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın idari merkezi bünyesinde gıda ve tarımsal ürün piyasaları, katılım bankacılığı ve mali kontrol olmak üzere 3 yeni müdürlük kurulmasına karar verildi. Merkezi kayıt kuruluşu Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısının Ocak'ta aylık 179 bin artışla 2 milyon 179 bine ulaştığını bildirdi. Halka arzların etkisiyle bu artışın 141.876'sının 26 Ocak'ta tek günde gerçekleştiği hatırlatıldı. Bloomberg HT ekranlarında küresel piyasalara hoş geldiniz. Hafta içi her gece 22'de olduğu gibi küresel piyasalarda çarşamba günü ve gecesi itibariyle karşınızdayız. Haftanın ortasına geldik. Haftayı yarıladık, devirdik deyimlerindeyse. Bakalım gündemde bu akşam itibariyle neler var? Amerika'ya dönelim. Önce Amerika ile başlayalım. İstihdam toparlanıyor. Özel sektör istihdam verisi bize bunu işaret etti. Beklentinin üzerinde bir tarım dışı değil bu özel sektör istihdamı. Cuma günü tarım dışı istihdam gelecek. 174 binlik bir artış oldu. Özel sektör istihdamında gayet iyi toparlama var. Bir de cuma günü hem o genel işsizlik oranı rakamını hem de tarım dışı istihdam artışını izleyeceğiz, takip edeceğiz. Başka ne var gündemde? Amerika'da işte Biden'ın 1.9 trilyon dolarlık teşvik paketi nasıl geçecek? Ne zaman geçecek? Bu takip ediliyor. Aşı haberleri takip ediliyor Amerika'da. Dolayısıyla piyasalarda ama o dünkü gibi sert yükselişler yok. Bugün biraz daha dengeli, biraz daha hafif karar vermekte zorlanan ama düşmeyen Amerikan endeksleri var. Süper Mario dönüyor. Bu kez belki diyelim başbakan olacak İtalya'ya hükümeti kurma görevini kabul etti. Bakalım partileri ikna edip efendim başbakanlık koltuğuna oturacak mı Mario Draghi? Avrupa Merkez Bankası koltuğuna otururken Euro'yu kurtarmak için ne gerekiyorsa yaparım demişti. Whatever it takes sanırım o ifadesiyle ne gerekiyorsa yaparım. Avrupa'yı aldı, bir yerden toparladı, götürdü. Şimdi bakalım ülkesi İtalya için
ne gerekiyorsa yapabilecek konuma oturabilecek mi? Başbakanlığı alabilecek mi? Petrol fiyatlarında bir yükseliş var. Bugün itibariyle Brent'te 60 dolara doğru ufak ufak sanki yaklaşıyoruz. Amerikan tipan petrolde biraz daha beklentinin üzerinde bir artış çarşamba günün akşamında. İçeriye döndüğümüzde manşetimiz enflasyon. 15'e dayanan bir enflasyon var. Ama bu tarafta üfe çok daha dikkat çekici %26 yıllık olarak, aylık %2.6 üfe tarafı henüz sakinleşmemiş gibi görünüyor. Dolayısıyla bu da önümüzdeki aylara dair manşet enflasyon tüketici fiyatları cephesi için elimizi pek kolaylaştırmıyor gibi, ama konuşacağız, değerlendireceğiz. Dolar TL'de düşüş duruyor. 7.15'lere doğru geldik. Dün 7.09'ları görmüştük. Sonra bir 7.20'ye doğru yeniden gitmişti. Bugün yine Türk lirası güçlü. Birazdan konuşuruz. Ve Borsa İstanbul'a hem ilgi hem artış. İki gündür söylüyoruz. Veriler cephesine baktığımızda da sadece Ocak ayında 180 bine yakın yeni yatırımcı. Burada tabii halka arzının etkisi çok önemli. 140 bini yaklaşık, yanlış söylemeyeyim. O halka arz günü gelmiş zaten. Halka arza katılımların Borsa İstanbul'da arttığını, endeksin de küresel risk iştahıyla beraber yukarıya gitmeye devam ettiğini görüyoruz. Tufan Cömert birazdan bizlerle olacak. Garanti BBVA Yatırım Koordinatörü ve Cem Tözge de yine bu çarşamba akşamı bizlerle efendim canlı yayında konumuz. Şöyle bir rakamlara bakalım, piyasalarda son durum ne? Ardından sohbetimize geçelim. Dolar TL'de 7.15'teyiz. Aşağı geliyor. %0.5. Euro TL 8.60'a kadar düştü. Bakın neredeyse 8.50'li seviyeleri konuşmaya başlayacağız. Dolar endeksi bugün sakin. İki gündür dolar endeksi yukarı gidiyordu. Bu yükseliş en azından durdu. Buna soru işareti dün akşam koymuştuk, hatırlarsınız. Amerikan endeksi yukarı, Amerikan tahvil faizi yukarı, petrol fiyatları yukarı, her şey çok güzel. Ama dolar endeksi de yukarı gidiyordu. Dolayısıyla buna bir soru işareti koymuştuk. Bugün sorun yok, dolar endeksi sakinleşmiş, 91'in hemen üzerinde. Euro dolar paritesi 1.20-28. BIOP30 akşam seansı yukarı gidiyor. 1649-1650'ye yaklaşmış. %0.3 yukarıda. Gün içerisi grafiğe bakalım dolar TL için. 7.12 bugünün en düşük seviyesi. Dün söylemiştim, 7.09-7.20 yapmıştı. Güne de 7.20'lerden başladık. Sonra aşağı geldi. Dengeyi de 7.15'te buldu. Türk lirası bugün de dolara karşı iyi. Borsa İstanbul yukarı gidiyor. 1533 seviyesine kadar geldik. Bankalar bugün çok iyiydi. Bankacılık endeksinin iyi bir primle bugün öne çıktığını görüyoruz. Bankalarda %2, %3'lere varan yükselişler gördük. Tahvil faizleri gelecek ekranlara. 2 yıllıkta 14.7, 10 yıllık tahvil faizimiz 13'ün hemen üzerinde. Amerikan 10 yıllık tahvil faizde 1.10 seviyesinin üzerindeki hareketine devam ediyor. Dün de yukarıya gitmiştik. Bugün de bakın 1.10 üzerinde 1.12 seviyesine kadar yükselmiş olduk. Altında bir geri çekilme var. Altın düşmeye devam ediyor. 4 dolarlık bir geri çekilme bizi 1833-1834'e getirdi. Gram altın 421 lira. Hem dolar TL düşüyor hem spot altın aşağıda. Bitcoin'de %4 yukarıdayız. 37 bin dolar burada. Burada bir de Ethereum, bir başka kripto para, onun yükselişi, onun rekorları takip ediliyor. Brent petrol %2'ye yakın etkisi de Amerikan tipiyle beraber yukarıda. 58,5 dolar 60 dolara yakın. Amerikan tipan petrol de 55 doların üzerine çıktı. Burada uzun süre hatırlarsanız 50-55, 52-55 aralığında gitmiştik, ama birkaç gündür petrol fiyatları da bugünü de dahil edersek yukarı gidiyor. Avrupa endekslerine bakalım. Avrupa'da borsalar karışık ama İtalya yukarıda. Burada bakın Draghi, Mario, Super Mario etkisi İtalya'yı öne geçirdi bugün için. DAX'ı 0.7 yukarıda. Amerikan endeksleri demiştim kararsız, ama biraz daha toparladılar. Hani açılışta daha kararsızlardı. 0.5 S&P, Nasdaq 0.6, Dow Jones 0.3'e yakın yukarıda. Bayağı bir pozitife dönmüşler aslında. Melike'ye döneyim. Melike kararsız gibilerdi ama şu an pozitif tarafa atmışlar kendilerini. 0.5'in üzerinde S&P, Nasdaq yukarıda. Ne oldu? Neler konuşuluyor? Barış, öncelikle ya gerçekten kararsız taraftaydı. Sabah saatlerindeki alım daha yüksekti. Yani risk iştahı görüyorduk. Fakat şimdi Cumhuriyetçiler Çekler küçülsün diye tutturuyor.
1400 dolar çok fazla diyor. Demokratlar da olmaz diyor. Şimdi demokratların olmaz demesinin ardında yatan en büyük sebep şu. Biden diyor ki ben 1400 dolar dedim, bu sözü verdim. Geri dönersem sözünü daha ilk başta ilk gününden tutmamış başkan olacağım. Olmaz diyor. Bütün bunlar tabii bir karışıklık yarattı kafada. Çünkü biz tam dedik demokratlar geçirdi. Cumhuriyetçilerin oyuna da gerek yok derken böyle geri adımlar atılıyor. Ama hisse senedi piyasaları karlılıkla kendilerini dünden beri yukarı atmaya çalışmışlardı, başarmışlardı. Bankacılık sektörünün rallisi de önemli. Zira sen de söyledin. JP Morgan, Morgan Stanley diyor ki bankacılık sektörü boğa piyasasına giriyor. Bununla birlikte bankacılık sektöründe de rally yaşanıyor. Amazon Alphabet tahminlerin çok çok üstünde bilanço ilan ettiler. Karlılık ve gelir 100 milyar dolar çeyrek gelir ilan etti Amazon tatil satışından kaynaklanıyor. Ve bu eli yani 5 hisse etmez yani eğer çeyrek bazda gelire bakarsak 100 milyar dolarlık gelirler. Exxon gerçi unutur artık bu tarihe karıştı. 40 yıldır ilk defa zarar ilan etmiş. Exxon'un gördüğü, diğer Google'un vesairenin gördüğü rakamlardan bahsediyoruz. Ve Amazon'un hissesi kükrüyor adeta. Jeff Bezos'un CEO olarak ayrılacağım demesine rağmen. Çünkü hala kendisi yönetimde olacak. Yönetim kurulu başkanına geçecek. Onun yerine geçecek kişi çok önemli. O kişi 52 milyar dolarlık gelir nedir? Amazon çok pardon. 52 milyar dolarlık Amazon hizmet satışı gelirinin başındaki kişi şu anda CEO olacak. Yani Amazon CEO'su olacak kişi de çok iddialı bir isim. Durum böyleyken biz VIX'te de ilk defa bir düşüş gördük, yakaladık. 3 yıldan sonra ilk defa sert düşüşler var. Hazine getirileri de artıyor. Haftaya olacak olan hazine ihalesi 126 milyar dolarlara geldi. Geçen hafta 4 milyar dolardı toplamda. Onunla birlikte Cuma günü gelecek olan istihdam raporu da yukarı çıkartıldı. Neyle birlikte? Ekonomistlerin tahminleriyle birlikte. Aşı ile ilgili gelişmeler çok önemli. Her eyalete daha fazla aşı gönderilmesi işlemlerine başlandı. Biden'ın sözü vaadiydi bu. Yani kurtarma paketinin yanında aşı ile ilgili mücadeledeki en önemli, en kilit şey aşıların artırılmasıydı. Zira saatlerce bütün bir gece kuyrukta bekleyip aşı olamayan Amerikalılar vardı. Onun yanında New York, New Jersey valileri restoranların açılması konusunda bir takım kurallar getiriyor. İşte dün de söylemiştik garsonların, restoran sahiplerinin aşı olması zorunluluğu, taksi şoförlerinin aşı olması zorunluluğu gibi konular konuşuluyor. Şu an itibariyle altın sabah saatlerinde kırmızıdaydı, o yeşile geçti. Dow Jones'un alımları yüz puanlardan 70'lere kadar düştü. S&P 500 neredeyse yatağa yakın bir yerde diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike teşekkür edelim. Ben konuklarıma döneceğim ama şu VIX endeksini bir gösterelim. Melike de anlattı. Aşağı doğru geliyor. 23'e kadar düştü. 30'ların üzerine çok hızlı bir şekilde gitmiştik. Grafiğin sonundaki bu son sıçrama bölümü ama yeniden bugün itibariyle VIX'te bir sakinleşme, oynaklık endeksinde bir geri çekilme görüyoruz şurada. Konuklarıma hoş geldin diyeceğim. Cem Tözge bu akşam bizlerle hoş geldin. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Barış. İyi akşamlar Tufan. İkinize de iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Selam, selamlar. Hoş bulduk Cem. Bir gün Barış, müsaade korkuyor. ederiz, sen boş ver. Bir gün korkuyorum alıp gideceksiniz böyle. Peki Tufan ne düşünüyorsun falan Amazon'un bilançosu diye başlayacak Cem Tözge. Cem Tözge gömleğin rengi dikkat çekici ama bu akşam üzüldünüz. Üzüldük maalesef. Siyah Yani her beyaz. çarşamba Beşiktaş maçına denk geliyoruz ama iki Evet. haftadır biraz boynumuz bükük. Evet. Peki, değerli izleyicilerimize hoş geldiniz diyelim. Adresimiz ekranlarda @BloombergKT. Sorularınızı, mesajlarınızı alabiliriz. Cem Tözge ile başlayayım bu akşam. VIX'te bir aşağı geliş var. Az önce de söyledim, 23'lere geldi. Ama hani sormak istediğim şu, bugün de yukarı gidiyor. Yani ben sormaktan, hani ben artık aynı soruyu sormaktan ne diyeyim, bıkmadım, bıktım demeyeyim ama. Soru değişmiyor. Endeksler yukarı gidiyor. Neden? Devam edecek mi?
Evet, yani esasında özetlemek gerekirse piyasalar fabrika ayarlarına döndü diyebilirim. Yani geçtiğimiz çarşamba hatırla son derece panik satışların olduğu bir piyasayla karşı karşıyaydık. Dedik hatta bugün yayını yapmak biraz zor olacak. VIX 31'lere gitmiş. Amerika'da panik satışlar. İşte reform mali teşvik paketi Mart ayı ortasına ertelendi. Efendime söyleyeyim dağıtımda sorun var aşı tarafında. İşte bu GameStop satışları falan derken Reddit hikayesi zaten biliyorsun son 3 gün piyasanın kabusuydu. Hafta sonu araya girmesi, bu Reddit'le ilgili hareketlerin ters tepmeye başlaması, işte bu tarafla ilgili soruşturmalar ve bu tip hisselerde yaşanan kayıplar, yine gümüşteki kayıplar, hafta başında yaşanan hareket sonrası piyasalarda bir normalleşme hareketi olarak algılanmakta ki baktığımız zaman yine bugünkü yine ana hikayemiz nedir? Büyük bir ihtimalle bu paket, mali teşvik paketi, bu 1400 dolarlık çek tarafında bir anlaşma olacak gibi gözüküyor ki işte biraz önce geçen haberlerde Melike de bahsetti. Biden taraftarları bu paket 1400'lük çek üzerinde anlaşma sağlamış durumdalar. Ve büyük bir ihtimalle de matematiksel olarak bunun senattan geçme ihtimali yüksek gözüküyor. Tabii öte yandan yine bu hafta bu aşıyla ilgili, aşının yaygın kullanımıyla ilgili haber akışı da olumlu. Bu tabii piyasaya destek veriyor. Zaten bunu en iyi gözlemleyebildiğimiz diğer bir yer petrol fiyatları. Petrol fiyatları aynı VIX'te olduğu gibi küresel toparlanmanın hızlı bir şekilde olabileceğini fiyatlamaya başlamış durumda. Ki yılbaşından bugüne baktığımız zaman %15'lik çok rekor bir kazanç söz konusu. Yine Amerika'da bugün baktığımız zaman rezerv sayılarında yani stok sayılarında belirgin bir azalma var. Yine OPEC'ten gelen umut verici açıklamalar var. Bunları birleştirdiğimiz zaman hafta içinde ki bu havanın olumluya tekrardan döndüğünü görmekteyiz. Tahvil tarafında satışlar yaşanmaya devam ediyor. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte bu tahvilden çıkan yani güvenli liman ya da büyüyememe sendromuyla tahvil tarafına giren paranın ben bir miktar daha hem borsalara hem de emerging market'a gelişmekte olan piyasalara akmaya devam edeceğini düşünmekteyim. Peki aynı soruyu ben Tufan Cömert'e de sormak istiyorum. Fabrika ayarlarına geri dön dedi. Geçen hafta işte büyük düzeltme mi ne oluyor? Her şey çok olumsuz. Hatta bizim borsamıza bile sirayet etmişti. Bizde de soru işaretleri oluşmuştu. Bugün itibariyle yükseliş devam ediyor. Dün de çok iyi bir hareket vardı yine endekslerde. Sadece bugünü söylemek lazım. Şubat ayına iyi başladı. Tufan Cömert'in bakış açısını rica ederim. Evet. Evet, şimdi yani aslında ana hikaye hiçbir şey değişmedi. Cem'in söylediklerine hiç yani ekleyecek çok minik şeylerim var. Fakat bir tek şunu söyleyeceğim. Bu yükseliş yani daha doğrusu çok uzun süredir herkes bir düzeltme olsun dünyada ve Türkiye'de ki yeniden bize giriş fırsatı versin diyordu. Şimdi herkesin beklediği noktada maalesef böyle olmuyor. Piyasa böyle işlemiyor. Fakat bu sefer bence şöyle bir şey oldu. Şimdi arada tabii işte bu Reddit, GameStop hikayeleri falan biraz orada dengeleri de bozdu ama bence bir miktar yatırımcılarda bu yükselişin o kadar göründüğü kadar sorunsuz olmadığı, herhangi bir sudan sebeple burada ciddi bir düzeltme gelebileceği, yani düzeltme demiyorum ama ciddi bir anda o satış gelebileceği, yükselişin sekte uğrayacağı fikri bence bir miktar oturmaya başladı. Şimdi bundan sonraki süreçte de aslında aynı şeyleri bekliyoruz. Şimdi evet, piyasaları destekleyen nedir? İşte Fed'in faizi taahhüt etmesi, arttırmayacağına, likitlerin devamı. Avrupa Merkez Bankası geçen hafta bir haber sızdırdı. Piyasalar bizim faizi bir kez daha indirmemizi çok azımsıyorlar gibisinden. Yani aslında o taraftan da var. Yani aslında burada hala piyasaları destekleyen, hisse piyasalarını destekleyen hikaye olmaya devam ediyor. Riskler belli mi? Belli. O taraflara diyecek bir şey yok. Ama bu kadar soluksuz yükselişte işte arada herhangi sebep olabiliyor. Şimdi bu geçen haftaki hikaye döndüğümüzde GameStop hikayesine yani işin tabii işte biraz böyle romantik bakış açısı da var. İşte küçük yatırımcılar hedge fondlara, Wall Street'e diz çöktürdü falan ama o iş öyle olmuyor. Yılının mesela yarın içinde işte Amerika'nın SPK'sı, SEC'in olduğu, CFTC'nin olduğu büyük bazı kurumlarla bu tarz olayların olmasını engellemek üzere bir toplantı yapacağı haberi geçildi mesela. Şimdi orada sistem arada böyle öngörülmemiş şeyler oluyor fakat sistem buna tekrar müdahale ediyor. Dolayısıyla burada önümüzdeki günlerde yavaş yavaş gene böyle herhangi bir bahaneden satış gelebileceği düşüncesindeyim. Kötümser miyim? Kötümser olacak hala hiçbir şey yok.
aşağı haberleri işte malum, işte mesela bir tane haber gördüm. mRNA teknolojisini içeren işte Glaxo ve CureVac isimli şirketlerin aşısı ki bütün varyantlara karşı, mutasyonlara karşı etkili olacakmış. 2022'de üretmeye başlayacaklarını söylüyorlar. Hani bunları falan görünce de zaten büyümenin devamı ve hisse piyasalarında kendimiz FK seviyelerin daha da yukarı gideceği konusunda insanda çok şüphe kalmıyor zaten. Evet, GameStop'u da arkadaşlarımız götürdüler. Şu an 17 yukarı bir tepki var. 105 dolara çıktı ama tabii 460'lardan buralara geldiğini, bu son bir ayın sadece grafiği, onu da hatırlatmış olalım. Cem Tözge, petrol fiyatları dedi, hemen altında grafiğimizin Brent petrol var, 60 dolara doğru yaklaşıyor. Yani herhalde burada salgın öncesi seviyeye neredeyse geldi petrol fiyatları. Birkaç gündür de çok net bir yukarı hareket var yeniden, sert bir şekilde. Bunun bu tabii yani enerji fiyatlarının yukarı gitmesi genelde besliyor galiba risk iştahını, doğru mu? Tabii ki, yani baktığımız zaman petrol şu anda neyi önden fiyatlıyor? Açılmaların en azından bu yılın ikinci yarısı itibariyle bir normalleşmeye dönmesinin büyük bir ihtimal olduğunu fiyatlıyorlar. Zaten bu dönemde de arz kısıntıları OPEC tarafında devam edecek gibi gözüküyor. Bundan dolayı da özellikle ikinci yarıyla birlikte bir açılmanın, tam açılma ya da normalleşmenin şu anda satın alınması petrol fiyatlarını tabii yukarı taşımaya devam ediyor. Bu tabii hem petrol ihraççı ülkelerde hem de enerji sektörü firmalarını, geçtiğimiz sene çok geride kalan enerji firma sektörlerini destekleyen nitekte. Bu da Amerikan endekslerine bugün destek veren diğer bir unsur diye düşünmekteyim. Peki petrol fiyatlarına ilişkin Tufan Cömert, değerlendirmen olur mu? Şimdi orada bir büyümenin devam edeceği beklentisi gördüğüm kadarıyla etkili. İkincisi OPEC Plus toplantısı var. Şimdi burada aslında bir üretim kısıntısı beklenmemekle beraber Suudilerin geçen haftalarda yaptıkları günlük üretimi 1 milyon varil kısabilecekleri yönünde bir şey vardı, haber sızmıştı. Fakat aslında diğer ülke üyeler de kotalarına çok uymuyorlar. Onlar da aslında üretmeye devam ediyorlar. Yani net de aslında topu topu 500 bin dolarlık bir şeyden bahsediyoruz. 500 milyon varilden bahsediyoruz. Fakat şimdi burada bence asıl kısa vadeli hareketlere baktığımızda Amerika'daki stokların, petrol stoklarının seyri burada biraz daha etkili. Açıkçası geldiğimiz noktada dünya büyümesinin zaten ne olacağını biliyoruz. Hatta o kadar göründüğü kadar toz pembe bir büyüme tablosu olmayacağını biliyoruz. Evet, büyüyecek ama öyle çok rahat, harika bir büyüme oranından bahsetmiyoruz. Refah getiren bir büyümeden bahsetmiyoruz. Dolayısıyla petrol fiyatının bundan sonraki artışlarının çok da temel gerekçelerle örtüşmeyeceğini düşünüyorum. Peki, biraz Avrupa yapıp sonra Türkiye'ye geçeceğim. Cem Tözge, bugün Euro bölgesi çekirdek enflasyonda 1.4'te 5 yılın zirvesindeyiz dedik. Bir anda yukarı sıçrayış görülmüş yıllık olarak. Ekranlara da yansıdı. Teşekkür ederim arkadaşlarımıza ve yönetmenimize. Burada bir de Draghi İtalya'nın başına geliyor. Yani böyle eski hatıralar hep canlanıyor. Yellen Amerikan Hazine Bakanı. Hani işte Yellen'dan sonra Draghi'nin böyle yani sürekli sahnede bunlar anladığımız kadarıyla olacaklar. Burada hem Draghi'nin İtalya'da bu işi toparlama ihtimalinin olması, Avrupa'da biraz bugün İtalyan borsası ciddi bir moral verdi. Bunun bir olumlu havası vesaire olur mu? Yani iyi bir Avrupa fiyatlamasına doğru gider miyiz? Biraz enflasyon da görülüyorken hazır bugünkü veride olduğu gibi. Tabii yani baktığımız zaman muhakkak olacaktır ama şunu da unutmayalım. Zaten hani yılbaşından bugüne baktığımız zaman en kötü getiren varlık sınıflarının başında Avrupa borsaları geliyor. Hani Amerika'ya kıyasla daha sorunlu bir borsayla karşı karşıyayız. Öte yandan tabii euro dolar tarafına baktığımız zaman bu hafta dolar tarafında euroya karşı belirgin bir değerlenme var. Bunun iki sebebi var. Bir, aşırı euro long pozisyonlar euro doların ya da euro dolar paritesinin yukarı gitmesinde zorlanmaya sınır beraberinde getirmekte. Tabii ikinci etki de bu aşı etkisiyle toparlanmanın Amerika'da Avrupa'ya göre daha hızlı olabileceği beklentisi şu anda doları güçlü tutuyor. Ama bu İtalya riskinin ortadan kalkmasıyla ben bir miktar daha paritede yukarı yönlü bir hareket görebiliriz diye düşünmekteyim. Burada 1.21'li seviyeler önemlidir. Bu seviyenin geçilmesi halinde, yani o daha önce konuştuğumuz acaba 1.25'lere doğru bir hareket başlar mı? Bu senaryo gündeme gelebilir diye düşünmekteyim. Ama sonuç olarak baktığımız zaman
Senin de belirttiğin gibi bugün enflasyon bir miktar toparlamış olması hem açılmalarından, tam açılmalar tabii olmadı ama tabii burada emtia fiyatlarında enflasyonda tüm dünyada yukarı yönlü destek verdiğini bize işaret etmekte. Bundan dolayı önümüzdeki süreçte Draghi'nin Avrupa Merkez Bankası tecrübesini göz önünde bulundurduğumuzda daha Avrupa Birliği uyumlu bir İtalya, o sorunlu hani şımarık olan dediğimiz o birazcık hani İtalya her seferinde birlikten çıkmakla tehdit eden İtalya'nın bir miktar daha oyunun kurallarına göre davranacağı algısı yaratabilir ki bu da bence hem Avrupa borsalarına hem de bir miktar Euro-Dolar paritesine yukarı yönlü destek verebilir diye düşünmekteyim. Aslında çok doğru bir noktadan yaklaştın. Draghi o kapsayıcı diyelim hani Avrupa Merkez Bankası tecrübesiyle bu kriz dönemini yönetmesi, herkesi belki ikna etmesi, işte Yunanistan, Almanya o iki ucu belki bir araya getirir o süreci toparlaması. İtalya'da da çok işte sıra dışı siyasetçiler ya da sıra dışı partiler var. Avrupa'dan çıkalım, Avrupa Birliği'nden çıkalım diyen partiler, parti liderleri bile gördük bu süreç içerisinde. Avrupa Birliği bayraklarını falan hani kaldıran. Draghi'nin bu konudaki yaklaşımı daha uyumlu bir İtalya, Euro bölgesindeki riskleri belki azaltabilir. Tufan abi senin Super Mario konusunda söyleyeceklerin var mı? Şöyle hani borsaya baktığımızda orada çok ciddi bir yansıması olmadı ama İtalyan tahvillerinde bir faiz düşüşü söz konusu. Orada tabii bakmamız gereken İtalya, Almanya tahvil faizleri arasındaki fark ki orası da daralıyor. Dolayısıyla piyasalar Draghi'nin işte koalisyon görüşmelerinde hükümeti kurabileceği umudunu satın almaya başlamışlar en azından o tarafta. Şimdi neden istediği de tahvil tarafında bakıyoruz. Çünkü burada malum tahvil tarafına yani İtalya Avrupa'daki borcunun milli gelir oranı anlamında en yüksek ülke. Tahvillerin en büyük alıcısı Avrupa Merkez Bankası. Dolayısıyla hani öyle birlikten biz çıkıyoruz istediğimizi yaparız falan demek öyle çok kolay değil. O işlerin ciddi bir maliyeti olur. Bu işlerin başında Mario Draghi gibi merkez bankacılığını bilen hakikaten işte meşhur whatever it takes konuşmasıyla euroyu ipten almış bir kişinin olması bu anlamda piyasa açısından Avrupa açısından olumlu. Çok kısa Avrupa ile ilgili şu enflasyonla ilgili şeyi söyleyeyim. 0.2'den 1.4'e çıkması Avrupa Merkez Bankası aslında bunu uyarmıştı ve baz etkisi, vergi ayarlaması ve birkaç teknik sebep nedeniyle burada böyle bir ciddi yükseliş olacağını kısa vadeli yükselişleri piyasada aşırı anlam yüklemesi yönünde bir şeyi bulmuştu, görüsü olmuştu. Dolayısıyla piyasada bir şey olmadı. Hatta şunu da söyleyeyim, orada hizmet PMI verisi açıklandı. Evet. 45'li rakamlardı yanlış hatırlamıyorsam. Yani hizmet sektöründe hala 50'nin altında seviye devam ettikçe, daralma devam ettiği sürece zaten enflasyonda bu kadar ciddi bir baskı yaratacak bir görüntü olması çok zor. Evet. Hizmet PMI'yi da söyleyelim. 45.4 aynen 50'nin bayağı bir altında zaten önlemler devam ediyor birçok ülkede. Bir İbrahim Aksoy'u ekranlara getirelim. Onun değerlendirmesini dinleyelim. Sonra içeriye şu dolar TL'deki düşüş nereye kadar devam eder? Aynı soruyu sormaya devam edeceğiz. Efendim ama önce İbrahim Aksoy sonra devam. Merkez Bankası tarafından açıklanan döviz verilerine, döviz mevduat verilerine baktığımızda yurt içi yerleşik bireylerin döviz mevduatlarını önemli ölçüde azaltmadıklarını görüyoruz. Daha çok burada yurt içi yerleşik bireylerin döviz talebi durmuş gibi görünüyor. Bu çok olumlu bir gelişme ama ben hani ters dolarizasyon sürecinin önemli bir büyüklüğe ulaşmasını çok beklemiyorum. Özellikle döviz kuru bu kadar düştükten sonra. Aksine genelde bireysel yatırımcılarda benim gördüğüm davranış kalıbı şu şekilde herhangi bir dönemde portföylerinden döviz bozduklarında bunu kar ettikten sonra tabii ki döviz kurunda düşüşle beraber tekrar yerine koymanın yollarını arıyorlar. Merkez Bankası para politikasını sıkı tutmaya devam edeceğini söylüyor. Enflasyonla politika faizi arasındaki farkı genel olarak belli bir ölçüde tutarak yani reel faizi belli bir ölçüde tutarak şimdi bugün açıklanan enflasyon verisi sonrasında reel politika faizi gerçeklenen enflasyonla hesapladığımızda 2.1 puandan 1.8 puana düşmüş durumda. Ama Merkez Bankası diyor ki ben sadece gerçekleşen enflasyonla hesaplanan reel faize bakmayacağım. Beklenen enflasyonla hesaplanan reel faize de bakacağım.
Burada benim tercümem de var tabii. Birebir bu kelimeleri kullanmıyor Merkez Bankası ama bu noktada bakıldığında %10.5 seviyesindeki 12 aylık 12 ay sonrası enflasyon beklentisiyle reel faizi %6 civarında hesaplıyoruz. Bu nedenle ben hani %6 oldukça yüksek bir rakam. Merkez Bankası'nın 18 Şubat'ta politika faizinde bir değişiklik yapmasını beklemiyorum. İbrahim Aksoy'u efendim dinledik. Dönelim Tufan Cömert'e. TL'deki güçlenme. Tufan, herkes sanırım bunu soruyordur. Daha nereye kadar düşecek diye. Daha düşecek mi? 7'nin altına gelecek mi? Birçok aslında yabancı kurumun tahminlerini, trade önerilerini haftalarca burada konuştuk. Bu seviyeler belki sürpriz de olmadı. Ama senin bu konudaki değerlendirmeni merak ediyorum. Ne aşağı getiriyor ve daha da devam edecek mi? Evet. Şimdi birincisi küresel taraftan zaten bahsettik. Gelişim ülkeleri para giriyor. İşte IMF verileri geldi. 53,5 milyar dolar sırf Ocak ayında para girmiş. Yani bu gelişen ülkelere para girişinden Türkiye'de bu sefer nasibini alıyor. Önceliğimiz bu taraf. Şimdi Türkiye'de TL'nin bu kadar değerlenmesine yol açan nedir? Şimdi hisse ve tahvil tarafına baktığımızda evet hani bugün borsaya konuşuruz. Bir yabancı talebi vardı hisse tarafında ama aslında bizim son dönemde Türkiye'de gördüğümüz yabancı girişleri net bir şekilde gecelik repoya gelen, swap'la gelen, faizden faydalanan sıcak para dediğimiz para. Şimdi burada bu kadar para niye geliyor? Faizimiz yüksek. Şimdi mesela bugün aslında dolar TL'nin bugün gün içi grafiğini açarsan çok net burada aslında bir şey de var. Yani neden bugün böyle bir tekrar hareket gördüğü. Hatta ben ufak da anlatmaya başlayayım. Evet, güne zaten açtım hani, evet ekranda. Dünkü seviyelerden başlıyoruz. Fakat saat 10'da enflasyon geliyor. Enflasyon piyasa beklentisinin hani baktığımızda bayağı bir üstünde çıkıyor. Ve akabinde Türk lirası değerleniyor. Şimdi buradaki mantık ne? Buradaki mantık aslında madem enflasyon yüksek çıktı, madem enflasyon bundan sonraki süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ana hedefi olacak, yani fiyat istikrarı ilk hedef olarak kullanacak, demek ki Merkez Bankası uzunca bir süre faiz indiremeyecek düşüncesi. Şimdi bu düşünce olarak çok doğru. Fakat tabii tuhaf da bir şey var. Zaten geçen hafta enflasyon raporu sunumunda Sayın Naci Ağbal bunu çok net bir şekilde ifade etti. Yani piyasanın öyle işte 2-3 aylık enflasyonda indi çıktılara bakmamasını, uzun vadeli hedeflere, beklentilere bakılması gerektiğini çok net bir şekilde söylemişti. Fakat bugün enflasyon geldi. Biz gene piyasa olarak eski adetimize geri döndük. Demek ki faiz düşmeyeceğe geldik. Şimdi işin daha da eğlenceli yanı yabancı da buna da geliyor. Yani evet bir sürü kurum Türk lirasının değerleneceği yönde öngörülerini daha önce de paylaşmıştı. Aslında uzunca bir süredir bütün yerli kurumlarda da aynı şey var. Hiçbir yerli kurumda da kurun işte buraların dibi olduğu yönde bir şey gelmiyordu son bir aylarda, bir ay içerisinde ama burada yabancının da gelmesi, işte kısa vadeli traderların bugün enflasyon verisi sonrası trene binenlerin de katılmasıyla önemli bir satış tarafı gördük. Hem yabancıdan hem yerli bireysel taraftan bir süredir nette satış görüyoruz. Kurumsal talep gene devam ediyor. Kurumsal talep hani herhangi sebepten olabiliyor. İlla ki spekülatif olmasına gerek yok. Ama kurumsal talebin azalmasıyla beraber kurda bir miktar daha düşüş göreceğiz. Nereye göreceğiz muhtemelen? İşte hani 3 tane benim gördüğüm önemli destek var düşün devamında. 7.10 var zaten oralardayız. 7.05 var sonra 6.90 var. 6.90'dan sonra zaten geçen senin efsane Haziran-Temmuz dönemi var. 6.85'e böyle fixlediğimiz. Oraya kadar aynen, gelip yine Tufan biraz hani gülelim bari bu TL değerleniyor. 6.85'e kadar gelip orada kalıyormuş yine bir ay. Ne güzel. Kanka 6.80. Şimdi tabii grafiği hani olayları bilmeyen birisi diyecek ki burada nasıl bir destek varsa hatta direnç dolu nereden geldiğine bağlı. Yani nasıl bir şey olmuş orada falan diyecek de neyse şeyi biliyoruz ama yani hakikaten 6.85'e kadar. Evet sen anlatırken gösterelim. Evet devam edelim. Yani şu grafiğe baktığında benim gördüğüm yükseliş yönünde hiçbir teknik gösterge. Temel tarafta zaten bahsettim. Faiz böyle olduğu, dünyada para akmaya devam ettiği sürece zaten kurun çok yukarı gidecek bir yeri yok. Arada illaki herhangi bir sebepten işte bir şey yapabilir, bir hareket yapabilir ama ben hala Şubat ayında, Ocak ayında olduğu gibi Türk lirasının güçlü seyretmeye devam edeceğini bir miktar daha değerlendirme göreceğimizi 7'nin altında test etme ihtimalimizin hiç de fena olmadığını düşünüyorum. Evet 6.85 hareketi bakın şurada dikdörtgen içine aldığım bölge geçtiğimiz yıl Haziran ve Temmuz aylarında görülen uzun bir süre yaklaşık bir ay 6.85'te demir atan adeta dolar TL
seviyesinden bahsediyoruz. Şurası şu anda da 7.14 seviyesinde bir dolar TL var. Bu hareket devam edecek mi? Cem Tözge, senin bakışın, senin görüşün. İşte gelen para swap'tan geliyor. İşte carry avantajıyla geliyor. Bu kalıcı değil vesaire diye çok değerlendirmeler de var. Senin bu konudaki yorumunu da merak ediyorum. Şimdi Tufan'a katılıyorum zaten. Uzun zamandır zaten aynı görüşü paylaşıyoruz. Yani tamam, para belki sermaye piyasalarına arzuladığımız kadar gelmedi. Ki bildiğimiz kadarıyla Kasım başından bugüne gelen rakam yaklaşık 5 milyar dolar. Yani tahvil artı hisse senedine giren, ama net bir şekilde şunu görüyoruz ki para öyle ya da böyle sıcak para olsun, kalıcı para olsun, yüksek faizden dolayı TL'ye girmeye devam ediyor. Ki buradaki rakamda yanlış hatırlamıyorsam 11-12 milyar civarı bir rakamdan bahsediliyor. Tabii burada yabancı daha önce de çok yüksek faizler aldı. Yani hatırlayalım, geçtiğimiz sene başı hani %30'lara varan neredeyse mevduat faizleri söz konusuydu. %24-25 Merkez Bankası fonlaması, ama bu oranda para girişi olmuyordu. Çünkü burada ne vardı? TL'ye olan güven düşük kalmaya devam ediyordu. TL'deki oynaklık çok yüksekti. Rezervler elimeye devam ediyordu ve burada yabancı hani kısa vadeli işte bir ayda ne kadar kazanırımdan ziyade ben bir gün pozisyonumu kapattığım zaman hangi dolar TL kuruyla ülkeden çıkacağım? Bunun öngörüsünü yapamıyordu, ama şu anda baktığımızda olay farklı. Bir kere yabancının istediği bir ortodoks politika söz konusu, ki geçtiğimiz perşembeyi hatırlayalım. Merkez Bankası Başkanımız çok net bir şekilde faizlerin uzun bir süre yüksek kalmaya devam edeceğini, hatta gerekirse bir adım daha atılabileceğini söyledi. Bu tabii bir sürü kurumun o hani yılın ikinci yarısı itibariyle faiz indirimi beklentilerini ötelemesine yol açtı. Hatta bazı kurumlar bu sene genelinde bir faiz indirimi gelmeyebileceğini de raporlamaya başladılar. Zaten yabancıların Kasım ayından bugüne Türkiye ile ilgili raporları oldukça olumlu. Yine bugün birkaç kurumun işte birinci çeyrek sonu 7 hedefli ya da işte yeni Euro TL'de short önerilmesi yönünde raporları söz konusu. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman yani buradaki ana hikaye Merkez Bankamızın uzun bir süre enflasyonu istikrarı sağlamak için faizleri yüksek tutmaya devam edebileceği hikayesiyle ve düşük volatiliteyle TL'ye olan güvenin giderek artıyor olması, ki yine öte yandan baktığımız zaman Merkez Bankası bilançosundan da görüleceği üzere Merkez Bankamız piyasadan bir döviz alımı yapmadan yavaş yavaş o kaybettiği rezervleri yerine koymaya başlamış gibi gözüküyor. Evet. Tamam, burada arzın olan rakamlara hala gelemedik, ama bu tarafta da olumlu haber akışı geldiği sürece ben TL'nin güçlü kalmaya devam edeceğini düşünüyorum. Benim için de burada kritik seviye 200 günlük hareketli ortalama, yani şu anda 7.37.50 altında kaldığımız sürece, ki daha önce de yine bu ortalamanın altına sarkmalarımız oldu ama kalıcı olamadık. Sanki bu hareket daha kalıcı olacak. Hatta biraz da iddialı olacak. Belki bu 8 senelik kaybın sonunda bu sene TL'nin değer kazanabileceği dolara karşı bir yıl olabilir diye düşünmekteyim. 200 günlük bu arada ekranları kamu bankalarının döviz pozisyonlarındaki düzelmeyinin grafiğini paylaştık. Kamu bankalarının döviz açığı 9 hafta boyunca yasasının üzerinde kalmıştı, ama ciddi bir burada toparlanma son dönemde söz konusu oluyor. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Sayın Hüseyin Aydan'ın bugün Gökhan Şen'e verdiği röportajda da bu konuya zaten değinilmiş oldu. Cem Tözge'nin söylediği 200 günlük ortalama, basit ortalama sarı çizgi 7.37.82'den geçiyor. Onun şu an bayağı altına gelmiş, çok hızlı bir şekilde diyelim. Altına hani indik son dönemde. Son bir yılda hiç altına inmemişti ya da birkaç kez şurada bir deneme var. Ocak ayının başı itibariyle sonra yeniden üzerine çıkmıştı, ama şurada biraz daha şöyle yakından bakalım. 200 günlük ortalamanın altına burada indikten sonra hareket devam ediyor 200 günlüğün altında. Burada Tufan abi, araya gideceğim ama araya gitmeden sonra dönüşte borsayı daha çok konuşalım. İşte alım fırsatı mı, işte yüksekten alanlar ne yapsın gibi çok sorular da geliyor. Evet. Yani muhtemelen 8'lerin üzerinden maliyetli çok kişi vardır eminim. Burada nasıl bir yaklaşım izlemeli? Yani hep işte mevduat faiziyle reel getiriyle karşılaştırırız. Hani deniriz ya, sen buraya gideceğini bekliyorsan buradan almalısın gibi böyle örnekler verilir hep.
Burada bunu soranlar için acaba ne demeliyiz? Vallahi aynen bu aralar en çok aldığımız soru bu. Yani buradan alalım mı değil, ben işte 7.70'den aldım ne yapayım? Hani ki güzel seviyeden almışlar 8'lerden alanlara göre baktığımızda. Vallahi yani çok diyecek bir şey yok. Yani evet, her ne kadar TL'de şu anda bir değer kaybı gerektirecek bir gelişme öngörmüyorsak da, ki mesela jeopolitik tarafta da mesela bugün Sayın İbrahim Kalın'ın Amerika'da Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı yaptığı konuşma vardı. Hani o taraftan da riskler azalıyor gibi görünüyor. Şu anda dövizde bir yatırımcının dövizde kalması için çok bir sebep yok. Hatta hiçbir sebep ben göremiyorum da. İşte klasik herkes Türkiye'de siyah kuyu oynamayı seçtiği için bu noktadayız. Şimdi buradan ben dövizde işte yukarıdan aldım buradan ne yapayım diyenlere. Vallahi yani yeniden bir siyah kuyu bekleyip satacaksınız veya zararı kabul edeceksiniz diyor. Başka yapacak bir şey yok. Fakat buradan şimdi hani %17 ile mevduat yaptığında, yani 7.15'ten sattın dolarını, %17 ile mevduat yaptın. Kabaca her 3 ay için, her bir ay için 10 kuruş falan gibi bir başa baş maliyeti ortaya çıkıyor. Hani gene bir sürü insanı kurtaracak bir yerde değil. Hani bunu şu anlamda söylüyorum. Döviz de alsak, altın da alsak, hisse de alsak, bizim Türkiye'de en büyük sıkıntılarımızdan biri yatırımcı tarafında stop loss, zarar kesim seviyesi uygulamamamız. Yani 7.70'den aldın, 7.50 oldu. Baktın aşağı gidiyor, vereceksin. Çok da başı yapacak bir şey yok. Burada da aynı şey geçerli. Dolayısıyla bu saatten sonra çok yapacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Beklemeye devam etsinler. Ya da işte diğer fırsatları kovalamak üzere satıp zararı kabullenip daha biraz daha riskli yatırımlara girsinler. Tek verebileceğim tavsiye o oluyor. Cem Sözge, var mı bu soruyu eklemek istediğim bir şey? Evet, bana da bu sana da geliyordur. Sorular geliyordur çok yani. Tabii yani bizim maalesef kesemediğimiz hala bir döviz bağışıklığı diyelim. Yani bir şekilde her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirme ya da yukarıdan aldığı malı zararına satmamak. İşte paçal dediğimiz, aşağı geldikçe al, maliyeti aşağı çek yönünde genelde bir yatırımcı kitlesiyle karşı karşıyayız. Tabii bu direnci kırmak çok zor. Her zaman TL faizinin cazibesini ön plana çıkartıyoruz ama tabii geçtiğimiz tecrübeler, yani TL'nin bir ayda verdiği faizi bir günlük döviz hareketiyle defalarca yakalamış bir yatırımcı da bunu ikna etmek de zor. Bunu da kabul edelim ama yani dolarla bu kadar yakın bağlantılı yatırımcılara benim de önerim, eğer illa dolarda kalmak istiyorlarsa bence hala çok uygun faiz veren Türk Eurobondlarında yatırım yapmaları yönü. Çünkü baktığımız zaman özellikle 10 yıllık Eurobondlar hala hani 5-5.5 gibi seviyesi gibi, hani dünyada belki de bulunması çok az olan bir faiz vermekteler. Hani burada eğer CDS'lerde de biraz sonra zaten hisse senetleri bölümünde de konuşuruz. Gerilemenin devamı halinde büyük bir ihtimalle burada Türk Eurobondlarında da sermaye kazancı elde etmek çok ciddi bir şekilde bence mevcut gibi gözükmekte. Tabii üstüne gelen faizi de koyduğumuz zaman hem dolarda kalıp hem de dolar bazında ciddi bir getiri elde edilebilir diye düşünmekteyim. Evet, dönüşte konuşuruz ama Türkiye'nin CDS'i 299, tam 300'ün altına inmiş gibi görünüyor Bloomberg terminalde, onu da ifade edelim. Araya gideceğiz, aranın ardından bol bol Borsa İstanbul konuşmayı diliyorum. Araya giderken bir Ege Yazgan Hoca'yı dinleyelim, ardından bir ara, sonra buradayız efendim. Bir parçası da kur ve tabii yine bahsettiğim üfe tarafından gelen, ona bağlantılı olarak gelen maliyet artışları ve bunlar yayılabildiği yerlere yayılabiliyor. Nereye yayılamıyor? Talebin çok cılız kaldığı pandemi etkisiyle hizmetler sektörüne yayılamıyor. Şimdi çok bozulmuş bir fiyatlama davranışı da söz konusu kur etkisi üzerinden gelen. Dolayısıyla bunu kırabilmek için, yani bu hem üfedeki bu durumu da, üfe ve tüfe geçişkenliğini de aynı kırabilmek için şimdi bir yöntemde bir çok ani bir TL'de TL'nin değerleşmesi, yani biraz görüyoruz onu, hatta bu rakamdan sonra bile kurda bir düşme oldu sanıyorum, bu enflasyon beklentinin üzerinde enflasyon gelmesine rağmen. Bu sanıyorum, tabii oraya girmeyelim, bir carry trade ile alakalı bir durum olabilir, ancak şunu söylemek istiyorum, yani kurda çok hızlı bir değerlenmeyle bu fiyatlama davranışını TL'nin değerlemesiyle tersine çevirmek belki mümkün olabilir ama sağlıklı bir şey olmayacaktır.
Kurun çok yukarı gidecek yeri yok. Türk lirasında güçlü seyrin süreceğini, kısa vadede 7'nin altını test etme şansının da hiç fena olmadığını düşünüyorum. Tufan Cömert. Kritik seviye 200 günlük hareketli ortalama. Türk lirasında son hareket sanki daha kalıcı olacak. 2021, 8 yıl sonra Türk lirasının değer kazanacağı bir yıl olabilir. Cem Tözge bir önceki bölümde. Geçelim Borsa İstanbul'a. Borsa İstanbul'da da yükseliş devam ediyor Tufan Cömert. Bugün mesela bankacılık endeksinde bir yükseliş vardı. CDS dedik 300'lerin altına geliyor geldi. Acaba bugünkü hareketi nasıl yorumlarsınız? Tabii sonra detaylandırırız. Önce ben sözü bırakayım Tufan Cömert'e. Evet, şimdi bugün baktığımızda, ya daha doğrusu geçen hafta baktığımızda Türkiye'den de tüm dünyada olduğu gibi genel bir satış vardı. Bankacılık sektöründe biraz daha yoğun satış görmüştük. Hani burada bankaların bilançosuydu, işte sorununu alacaktı falan. Yazılacak bir hikaye olmasından ziyade liket olması, yabancının yoğun olması son dönemde yani 6 Kasım sonrası dönemde en çok girdikleri, en çok para kazandıkları hisselerin bu olması gibi çok basit faktörler söz konusuydu. Şimdi bugün için baktığımızda Türkiye'de değişen bir şey var mı? Yani hani enflasyon geldi, faiz yüksek kalacak hikayesi bankalardaki ilgiyi yeniden açıklamaya yeterli bir bence sebep değil. Demek ki yeniden Türkiye'ye bir para girişi burada başlıyor gibi görünüyor. Şimdi hatta şöyle söyleyeyim. Şimdi biraz önce hani Türkiye gelişen ülkeler işte Ocak ayında 53,5 milyar dolar girdi demiştim. Şuna baktım, bu IIF bunları açıklıyor. Yani işte bu gelişen ülkelere yatırım yapan fonlardan, hedge fonların rakamlarını toparlıyor. Şimdi Mart ayında her yerden para çıkmıştı. Sonrasında sürekli para girdi gelişen ülkelere. Bu dönemde tüm gelişen ülkelere giren para toplamda 436 milyar dolar olmuş. Yani Nisan-Ocak dönemi 436 milyar dolar para girmiş. Bu dönemde Türkiye'ye giren para diye baktığımızda yok, 8 milyar dolar Türkiye'den çıkış var. Yani aslında Türkiye dünyaya para akarken Türkiye maalesef bundan faydalanamadı. Son işte Kasım ayında ciddi giriş gördük. Sonrasında gördüklerimizde görece hala cılız. Yabancı şimdi yeni yeni Türkiye'ye gelmeye başladı ve Türkiye geldiğinde de gene aynı sebepten likit olan BIST 30'u en çok yansıtan getiri ölçütü dediğimiz benchmark'ını en çok yansıtan BIST 30 olduğu için burada yeniden bankalar girmeye başladı. Hani isim vermeyeyim ama bugün örneğin bir yabancı bankanın bir iki tane Türk bankasında çok ciddi ordinosu vardı. Bunlar götürdü. Robotlardan ziyade burada net bir fon alışı olduğu söz konusu. Bunun sayesinde de BIST 30, BIST 100 buradaki hisseler BIST 30 başta olmak üzere BIST tümden ciddi şekilde ayrıştı. Yani bugün performanslara baktığımızda bunu çok net olarak uzun görüyoruz. görmediğimiz sahalarda hareketler bunlar. Aynen. Yani bunu zaten hep şundan konuşuyorduk. Yani buraya ne zaman yabancı gelirse bunlara girecek. Yabancı gelene kadar burada pek bir şey olmaz. Endeks o yüzden bir yere gitmez diyorduk. Geçen yaz hep bunu konuşuyordum sende. Ama işte diğer hisselerde bu hareketler devam ediyor. Peki kalıcı olacak mı Tufan? Çünkü bazen bugün bu hareket oldu. Tamam, bankalar banka endeksi %3,5 yukarıda. Zaten sanayi kopup gitti. Banka hep geriden geldi. Söylüyoruz. Bu hareket evet. Yani yabancı ordinolarını da anlattım. Bak bunu biz böyle bir süre görecek miyiz? Yani hakikaten net bir bu girişin devamı neye bağlı olacak? Bunu merak ediyorum. Devamını görebilir miyiz? Bence görebiliriz. Görmemiz için de bence tek bir şey var. Yani hani faiz maiz falandan ziyade Türkiye'de öngörülebilirlik kavramının yeniden hayatımıza girmiş olması. Türk yatırımcı açısından da yabancı yatırımcı açısından da bu oldukça önemli bir kavram. Yani ben iki ay sonra Türkiye'de şöyle bir ekonomi politikası uygulanacak, şöyle şeyler olabilir dediğim noktada Türkiye'ye yeniden yatırım yapabilirim ki Kasım sonrası dönemde bence en önemli katma değer, yaratılan katma değer budur. Öngörülebilir politikalar uygulanıyor olması. Dolayısıyla ben buraya yabancı girişin devam edeceğini düşünüyorum ama hani sanayi mi banka mı o ayrı bir soru. Zira hala bankaların işte bu bilançolarını açıklıyorlar, şeylerini görüyoruz, yönlendirmelerini, bankaların ne düşündüklerini görme fırsatımız oluyor. Burada hala oldukça temkinli bir yapıdan bahsediyoruz. Bazı bankalarımızın sermaye getirisi oranı, işte return on equity dediğimiz görece düşük kalmaya devam ediyor. Burada hala bir sermaye olacak mı bunu tartışıyoruz. Hatta bugün Sayın Hüseyin Aydın'a da bu soruyu sordu sevgili Gökhan. Dolayısıyla yani bu bankalarla ilgili hala çok soru var. Hepsi bunların olumsuz diye anlamda söylemiyorum ama çok soru var anlamda söylüyorum. Fakat sanayi tarafta büyüme devam ediyor, teşvikler devam ediyor. Şirketlerin ihracat performansı çok iyi olan şirketlerin imalat PMI 54,5 olmuş. Orası kopmuş gitmiş. Ocak ayı zaten gayet iyi geliyor. Yani
büyüme tarafında da bu arada hakikaten Ocak ayı biraz daha kapatma etkisi de yavaş gider filan diyorduk. O tarafta çok güzel sinyaller alıyoruz. Dolayısıyla o tarafta, sınav tarafta işler temel taraftan da destekliyor. Bu yüzden şu anda işte bankacılık endeksi hala %-2.6 eksi, sınavı %9 küsur yukarıda. Yani arada 11 puana yakın bir fark olmuş. Fark belki bir miktar kapanır ama sınavı bence önden koşmaya devam eder bu şeyde, tabloda. Sınavı henüz bırakmıyoruz anladığım kadarıyla. Peki Cem Tözge, Borsa İstanbul ne dersin? Evet, yani Tufan her şeyi özetledi. O zaman başka soru soracağım. yok senin görüşünle merak ediyorum. Şunu söyleyebilirim. Bence bugün tabii ki ana hikayesi bankalardı. Ne oldu bugün bankalara? Sen nasıl görüyorsun? Sayın Hüseyin Aydın açıklamaların etkisi var mı Bloomberg ET yaptığı açıklamalar? Bence var. Yani bankacılık sektörüyle ilgili olumlu mesajlar verdi. Özellikle tabii bu krediler bence bacağındaki yavaşlama. Hani normalde biliyorsun yani bankaların esasında amacı mevduat toplayıp kredi vermektir. Ama hani geçtiğimiz sene öyle bir tecrübe yaşadık ki bankalar bir miktar tabii gönülsüz bir şekilde kredi vermek, bu aktif rasyonu tutturmak amacıyla bu sorunlu krediler tarafında bir kuşku uyandırıyordu. Şimdi baktığımız zaman bu sene net bir şekilde hem mevduat tarafında hem de kredi tarafında bir yavaşlama söz konusu. Bu tabii mevduat faizlerini de aşağı çekiyor. Yani baktığımız zaman bankalar şu anda mevduat toplama konusunda geçtiğimiz sene göre daha gönülsüzler ki hani benim gördüğüm kadarıyla çok değil, Aralık ayına göre bile hani Merkez Bankası faizi aynı kalmasına rağmen mevduat faizlerinde bir miktar gerileme var ve burada genel kanıne özellikle bugünkü Sayın Aydın da aynı şeyi söyledi. Son çeyrek özellikle banka faizlerinin, mevduat faizlerinin daha geriye gelebileceği bir yılı işaret ediyor. Bu tabii fonlama tarafı da bankaların üzerinden bir yükü alacak gibi gözüküyor. Bu sefer tabii geçtiğimiz senenin tersine nasıl yani yükselen faiz ortamı bankalara faiz marjı bakımından negatif yönde etki yapmış ise bu sene pozitif yönde etki yapacak gibi gözüküyor. Ben tabii bugünkü bu hareketin ana sebeplerinden bir tanesini de bu CDS'deki geri çekilmeye bağlamaktayım. Hatırlarsan geçtiğimiz sene özellikle bu swap kanalının kapanmasıyla yabancıların Türkiye'de kendilerini hedgeleyebileceği tek enstrüman Türk CDS'leri kalmıştı ve böylece CDS'lerde hiç de hani ülke olarak bence hak etmediğimiz yerlere doğru çok ciddi yükselişler gördük. Ve hep sorguladık yani buralarda olmamamız lazım. Yani tamam bazı şeylerin iyi gitmediğini biliyoruz ama hani, default seviyede ne kadar gelecek gelmiş yani. Bir CDS yani Türk ekonomisinin finansal sektörünün hak etmediği bir orandı. Tabii bu yılbaşından itibaren belirgin bir gerileme, bugün itibariyle 300 seviyesinin altına gelinmesi bence bu bankalardaki bugün dediği gibi Tufan'ın belirgin yabancı alımlarının beraberinde gelmesine sebebiyet verdi. Çünkü yabancıların Tufan'ın dediği gibi en rahat çıkıp girebildikleri kağıtlar Türk bankalarıdır. Hem likiditeden dolayı hem tabii uygun fiyatlamalarından dolayı. Zaten bankalarda çok underweight'ler yani çok düşük pozisyon taşıyorlar. Bundan dolayı Sinayi mesela bugün Sinayi tarafında net bir şekilde işte daha önce çok hızlı gitmiş bizim hala çok beğendiğimiz yani atı yatırım olarak çok beğendiğimiz Bimaş, Ereğli gibi hisselerde bir miktar düşük performans oldu. Yine mesela Ford Auto hani baktığımız zaman endeks içinde ağırlığı bu son fiyat hareketinden sonra çok yükselmiş hisse senetlerinde bir miktar satış baskısı. Aslında endeksin bugün daha hani iyi kapanmasından ziyade bir miktar daha hani aşağıda kapanmasına ulaştı. Eğer bu hisselerde satış baskısı olmasaydı endeksin ben daha yukarıda kapanma ihtimalini görmekteyim. Hatta biraz sonra grafikte de getirirsem bugün bence dolar bazında da önemli bir kapanış yaptık grafik olarak bakarsak. Yani 2.15 dolar zirvesine çok yakın bir yerde kapandık. Ben büyük bir ihtimalle bu seviyenin yakın bir zamanda kırılıp dolar bazında endeksin 2.30'lara doğru bir yükseliş gerçekleştirme ihtimalini yüksek görmekteyim. Yıl bazında Sinayi indeks ön plana çıkmaya devam edecekse ise kısa vadede çok geride kalan bu bankacılık endeksi bir miktar daha endeksin bu hareketinde yardımcı ya da başı çekecektir diye düşünmekteyim. Evet, bu arada CDS'lerden bahsetmiştik dolar bazlı BIST'i göstermeden. Arjantin'i hadi bir kenara koyuyorum. Gelişmekte olan ülkelerin CDS'lerine şöyle baktığımızda aslında yani biz 300'lere geldik diyoruz, 300'ün altını gördük ama yine de maalesef
Arjantin'i yine bir kenara koyduğumda en yüksek gelişen ülkelerde CDS risk primine sahip ülkeyiz. Arkamızda Güney Afrika var, 225. Daha sonra Brezilya var, 157. Kolombiya'yı geçtim, hadi sonra Rusya var. Rusya'da 95'te, yani iki hanede. Güney Afrika ile hala aramızda bir 80-90 puanlık bir yaklaşık 80 puanlık bir CDS farkı var. Dolar bazlı bir site hemen attım üzerine grafiğin. Orada da senin bu son 5 yıllık dolar bazlı. Burada da ciddi bir herhalde şu zirveyi kırmaktan bilmiyorum, ekranı görebiliyor musun hocam? Evet evet, yani 158 bin endeks zirvesi, yani tam oradan döndük. Yani evet, şu anda endeks hani bir önceki 15, kıramadı. Önemli bir seviye, evet, gibi görünüyor. Kıramadı. Doların geri gelmesiyle o seviyeye gelmiş durumdayız. Kapanış da orada yaptık. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki süreçte bu seviyenin de kırıldığını, aşıldığını göreceğiz diye düşünmekteyim. Peki. O zaman teşekkür ediyorum ben yavaş yavaş. Eklemek istediğiniz yoksa, yani çok kısa hadi şunu da söyleyeyim. Mustafa ismini de söyleyeyim izleyicimizin. Mustafa Kemal Söğüt Bey. Tufan Bey, bu sarı sana gelsin. Konuklarınıza katılmıyorum. Tamamen iyimser senaryo oluşturuyorlar. Riskleri görmüyorlar. Demiş izleyicimiz. Piyasaların daha 2 ay ömrü var. Bence suni bir hareket diyor. Böyle yaklaşan, düşünen izleyicilerimiz de elbette olabilir. Ne dersin böyle bir soruya ve eleştiriye? Çok Mustafa iyimseriz. Kemal Bey şöyle haklı olabilir. Fakat hani şu anlamda söylüyorum. Şimdi piyasalarda dönem dönem bakmamız lazım. Yani Kasım, Ocak döneme baktığımızda 3 ay Türkiye açısından, piyasalarımız açısından muazzam bir rally yaşadık. Yani TL değerlendi, borsa koptu gitti, faizler aşağı geldi. Şimdi burada bu işler işte yarın öbür gün kötü olur, ben burada dolar alayım diyen yatırımcı işte şimdi bugün konuşuyoruz. Demeye çalıştığım şu: bu iyimserlik, ben hala bunun bozulmasını gerektiren bir şey görmüyorum. Bozulduğu noktada da döner tekrar karşı pozisyon alırız. Ama tek bir yönde sürekli gidemeyiz. Yatırımcımıza sadece, yani izleyicimize sadece bunu hatırlatmak isterim. Evet. Kasım dibinden tabii yakalamak çok zor ama Kasım dibinden bugünkü hareket dolar bazlı BIST 100 endeksindeki getiri %60'ın üstü. Yani hakikaten burası inanılmaz bir hareket olmuş. Bakın şurada, ama en tabii ki bu hani dipten alıp tepeden satmaktan bahsetmiyorum ama hani bir fikir vermesi açısından şuradaki dipten bugünkü zirveye %61 gitmiş dolar bazlı söylüyorum bir kez daha. Yani şaka gibi ya, değil mi Cem Tözge, dolar bazlı %61 tabii şimdi bu kadar. Dolar bazlı bakarsak hani 8.5'tan 7.15'e geldi, bir de o da var yani. O da var. Doların etkisi çok yüksek, yani TL bazında baktığın zaman bu kadar yüksek değil. Tabii yine çok yüksek ama tabii burada doların TL'nin değer kazanmasında çok etkili olduğu bir gerçek var. Peki. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Tufan Cömert, iyi akşamlar. Cem Tezge, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgiler diyoruz. Melike'ye dönelim. Bakalım Amerikan endekslerindeki yükselişe dair neler anlatacak? Bayi son konuştuğumuzdan beri Dow Jones biraz daha kendini yukarı attı. Onu Nasdaq, onu da S&P 500 takip ediyor. Şimdi enerji, yükselen enerji fiyatlarının, benzin fiyatlarının da etkisi oldu enerji hisselerinin artmasında. O neden öyle oldu? OPEC Plus diyor ki üretimi keseceğiz, söz veriyoruz. Bunda kararlıyız der demez biz zaten hemen artan petrol fiyatlarıyla birlikte enerji hisselerinde kendi yukarı taşıdığını gördük. Daha sonra teknoloji sektöründeki devlerin kendini iyice yukarı attığını gördük. Yani 118 binlerdeyse IPO'sundan sonra yukarı çıkmış bir Amazon'la karşı karşıyayız. Amazon deviyle kimse neredeyse boy ölçüşemiyor ve Amazon'un yanında bir de Alphabet var. Bu devam edecek. Bir yandan da bankaların karlılığı, JP Morgan, Morgan Stanley'nin raporu, bu piyasalarına girdik demeleri etkili oldu ama şimdi bütün bunlar devam ederken biz bir yandan da bu Redditçilerin çıkardığı akımla bu inişli çıkışlı hisse senedi fiyatlarını tetkik edecek olan yılın başlan liderliğinde işte SPK'sı, ABD'nin SPK'sı, SEC'nin, Fed'in başkanları. SPK'da soruşturma açıyormuş sanırım Amerika'da. Açıyor. Manipülasyon soruşturması. Aynen. GameStop'la ilgili. Evet. GameStop'la, AMC'yle, Robin Hood'la alakalı ama bunların hepsini yalın toparlıyor başlarına. Diyor ki SEC, işte Fed, hazinenin de diğer yetkilileri, idareleri hepiniz bir araya gelin. Bugünden itibaren toplantıları bu regülatörleri neden getiriyor?
Bakalım manipülasyon oldu mu olmadı mı, nedir, nasıl korunur yatırımcı? Bununla ilgili önümüzdeki günlerde gerçekten önemli açıklamalar bekliyoruz. Yılından da bunu beklerdik. Şimdi teknoloji dedik, Amazon dedik, Alphabet dedik. Bunlar Amerikan firmaları ama Barış, biliyorsun Bloomberg endekslerle karşımıza çıkar. İşte Covid-19'da en iyi ülkeler, onunla en iyi mücadele eden ülkeler yanında aynı zamanda en inovatif, en yenilikçi ülkeler dünyanın 60 ekonomisine başvurmuş. Şimdi Güney Kore inovasyonda bir numarayken AB'de ilk ondan çıkıyor bugün itibariyle. İki numarada Singapur, 3'te İsviçre, 4'te Almanya, 5 numara İsveç, 6 Hollanda, 7 İsrail, 8 Finlandiya, 9 Danimarka, 10 Avusturya. Bence Türkiye'mizin de girmesine aramak kalmıştır, her an girebilir diyorum. Çünkü birçok yenilikçi app'ler, ürünler bizden de çıkıyor. Bu Bloomberg'in endeksi 2021 rankingini, yani sıralamasını karşımıza getirdi. Çok önemli. ABD'nin çıkması, yani Amerikan markaları, isimleri var Zoom gibi, işte ya da aşı yapımcıları var Pfizer gibi. Bunlara rağmen ABD ilk ondan çıkıyor. Evet Barış. Bununla birlikte biz bir yandan da piyasaya bakalım. Barış, Dow Jones 100 puana da geldi bir ara. Ama yatırımcılar diyorlar ki bu geçicidir. Önümüzdeki haftalar, aylar önemli. Zira bir türlü Biden'ın önümüze getirip koyduğu ve bir türlü geçiremediği, cumhuriyetçileri de kırmak istemiyorum, kendi sözümü de kırmak istemiyorum dediği 1.9 trilyon geçmedi. İşte bununla birlikte her ne kadar VIX 3 yıldan sonra biraz düştüyse de her an çıkabilir diyor bazı yatırımcılar. Kurumsal yatırımcılar kendi müşterilerine bu raporları da söylerken Robinhood'un krizi bize trading modellerin değişmesiyle ilgili bazı ipuçları veriyor. Yatırımla ilgili Bloomberg'un yazdığı bu makalede bazı gizli maliyet hesaplamaları var. Yani Robinhood'un CEO'sunun dediğine göre hem depozit hem trading regülasyonları açısından kısıtlama gelmişti. Ne kadar ben likidite krizi çekmiyorum, evet, dediyse de 1,5 sonra da 2,5 milyar dolar borçlandı, değil mi? İşte bununla ilgili trading modelleri de geliştiriliyor. Yani inovasyon yine çıkacak diyorum. Sözü tekrar size İstanbul'a veriyorum. Melike'ye çok teşekkür ederim efendim aktardıkları için. Biz akşam seansımızın, VIOP30'un kapanışına bir bakalım. Sonra yavaş yavaş programımızı kapatacağız. Yatay bir kapanış olmuş. 1644 girişte yukarıdaydık. Bir saat içerisinde biraz yataya bağlamışız. Yarın ne konuşacağız? Günlerden Perşembe. Avrupa Merkez Bankası'nın bir ekonomik bülteni, Euro bölgesinden perakende satışlar, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı gelecek. Amerika'dan her perşembe gelen haftalık işsizlik maaşı başvuruları. İçeriden tahvil ve bonoya yabancı giriş ve çıkışını gösterenlerimiz bizler olacak. Döviz tevdiat hesaplarındaki yine son durumu yarın itibariyle öğrenmiş olacağız. Biz yarın akşam 21'de ekonomik görünümle 22'de küresel piyasalarla karşınızdayız. Teşekkür ederim.